ilki İzmir, ikincisi Mersin'de düzenlenen Dijital Çağda İletişim Sempozyumu'nun üçüncüsü Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde başladı. İletişim Araştırmaları Derneği ve İletişim Fakülteleri Dekanlar Konseyi tarafından üniversitemizin yanı sıra Başkent, Hacettepe, Hacı Bayram Veli, Çankaya Atılım ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitelerinin katkılarıyla Cebeci Yerleşkesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen Uluslararası Sempozyum'un açılışına Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünvar, Başkent Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor Haldun Müderrisoğlu, Çankaya Üniversitesi Rektör Profesör Doktor Can Çoğun, İletişim Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Abdülrezzak Altun, İletişim Araştırmaları Derneği Başkanı Profesör Doktor Aysel Aziz'le akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Üniversitemiz Rektör Profesör Doktor Necdet Ünvar, bu nevi sempozyumların iletişim kalitesini artırma noktasında çok önemli ve değerli bir iş gördüğünü söyledi. Çankaya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Can Çoğun ise iletişimin dijital çağdaki dönüşümünü ve etkilerini doğrudan anlamlandırabilecek yetkinliklere sahip bir toplumun oluşmasında en büyük rolün iletişimcilere, iletişim profesyonellerine ve akademisyenlere düştüğünü kaydetti. Başkent Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor Haldun Müderrisoğlu da iletişim alanındaki büyük ve etkileyici değişimin gerek dünyada gerekse ülkemizde hem bireysel hem de toplumsal ilişkiler bağlamında bir takım köklü değişimleri beraberinde getirdiğini kaydetti. İletişim Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Abdülrezzak Altun ise düzenleme komitesi adına yaptığı konuşmada sempozyumun bu yılki temasının olgular ve öngörüler olarak belirlendiğini kaydetti. İletişim Araştırmaları Derneği Başkanı Profesör Doktor Aysel Aziz de sempozyumun ortaya çıkmasının asıl nedenini, gelişen iletişim araçlarının toplumları nasıl etkilediğini ortaya koyan çalışmaları düzenli olarak yapmak olarak açıkladı. 3 gün sürecek Dijital Çağda İletişim Sempozyumunda 8 panel düzenlenecek. 22 bildiri oturumunda ulusal ve uluslararası araştırmacılar tarafından 66 bildiri sunulacak.